Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz çantanın çalışmasını birlikte yapacağız. Ben polyester makrome iple yaptım. Sizler farklı ipler ya da yapabilirsiniz. Sadece ipinizin çok kalın olmamasına dikkat edin. Zaten modelin tok bir yapısı var. Beni takip edenler bilir. Daha önce bu modelle clutch çanta çalışması yapmıştık. Onu da tekrar sizlere şu şekilde göstereyim. İsterseniz bunun yapımını da kanalımda videoların arasından bakabilirsiniz. Ben zincir kullandım. Askısına zincir kullandım. İsterseniz ip ile örgü askı da yapabilirsiniz. Çantamızın içine yakından bakalım. Ben orta kapanma kısmına çıt çıt diktim. Çantanın içine ben astar yaptım. İsterseniz sizler içini astarlamaya da bilirsiniz. Bu şekilde çantamızın içi oldukça derin kullanışlı bir çanta. Çok hoş, güzel bir model yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben içine küçük bir cep yaptım. Bu şekilde çantamızın içi. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantamızın tarifine geçelim. Çantamız için gerekli malzemelerimiz 3 tane polyester makrome ipine ihtiyacımız var. Bunlar 100 gramlık ince bir polyester makrome ip. Onu da belirteyim. Rengini merak ediyorsanız renk 335 çöl kumu diye geçiyor. 100 gramlıklar. Bundan 3 tane almanız yeterli. Üçüncüsünden bakın çok az arttı. 2 tane halka kullanacağız. 1 tane mıknatıslı çıt çıta ihtiyacımız var. Şu şekilde. Bir tane de askısı için zincir kullanacağım. İsterseniz yine ip ile de askı yapabilirsiniz. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3 mm tığla çantamızı öreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızı örmeye geçelim. Çantamı ben tabanını hazırladım. Oval taban üzerine modelimizi uygulayacağız. Orta zinciri 35 zincirle başladım. Ve 10 sıra gittim. Ve benim burada en son 8 tek bir çiftle bitirdim. Ve benim toplam en son sırada ilmek sayım 124 tane ilmeğim var. Şimdi bizim yapacağımız model 5 ve katlar üzerinde olduğu için benim burada 124 tane ilmeğim var. Bir tane ilmeğim eksik. Onu da bir sonraki sırada bir tane yere çift batarak eksik sayımızı tamamlayacağız. Sizler de isterseniz bu tabandan daha büyük ve daha küçük çantalar yapabilirsiniz. 5 ve katlar üzerinde olmasına dikkat edin ilmek sayınızın ve ona göre eksik sayınızı çift batarak tamamlayabilirsiniz. Hem sizlere bu şekilde tabanın da ölçüsünü de vereyim. Tabanımın eni 26 santim ve derinlikte 10 santimde derinlik var. Şimdi çantamızın model yapımına geçelim. Tabanımı bitirdim ve şimdi burada model kurulumunu yapacağız ve batacağımız noktaları sizlere önceden paylaşacağım. Hemen yanında duran, bakın şurada bizim sık iğnemiz var. Şu şekilde sık iğnemiz var. Sık iğnenin arka tekine batacağım ve şu şekilde çevirince onun önünde duran, bakın şurada küçük bir tepe var. Onun içine batacağız. Bir sonra yine aynı şekilde bizim sık iğnemiz, bu başak gibi duran sık iğnemiz bu şekilde. Sık iğnenin arka tekine battım ve şu şekilde çevirince onun tam önünde duran, bakın şurada küçük bir tepe var. Onun içine batacağız. Şimdi birlikte yapalım. Hemen yanında duran sık iğnenin arka tekine battım ve şu şekilde çevirince önünde duran küçük tepenin içine batıp buraya ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden bu şekilde çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Ve burada iki tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine bir kere doladım. Yine aynı zincirimin dip noktasına batıp tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü bir çıkartıp çakma sık iğne yaptım. Tığın üzerine bir kere doladım. Tekrar
Sık iğnenin arka tekiyle ve şu şekilde çevirince önünde duran, bakın şu şekilde önünde duran küçük tepenin içine batıp buraya tekrar tığımda 3 ilmeğim var. Üçüne bir çıkartıp çakma sık iğne yaptım. Tekrar tığın üzerine doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin arka tekiyle ve şu şekilde önünde duran tepenin içine batıp ve tığımdaki 3 ilmeğin hepsini çıkartıp çakma sık iğne yaptım. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Yine yanındaki sık iğnenin arka tekiyle ve önünde duran küçük tepenin içine batıp çakma sık iğne yaptım. Bu sırada her bir sık iğnenin bu şekilde tepesine batıp çakma sık iğne yapacağız. Bu şekilde çakma sık iğnelerimizi yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Çakma sık iğnelerimi bitirdim ve bizim burada başlangıçta 2 tane zincir çekmiştik. 1 ve 2. Onun yanındaki bakın trabzanın tepesiyle birlikte zincirin üstündeki çakma sık iğnenin içine batıp buraya ilmek kaydırma yapacağım. Çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin içinden çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Ve şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine 2 kere doladım. Zincirimin dip noktasına değil, hemen yanındaki ilk çakma sık iğnenin içine batıp buraya üçlü trabzan yapacağım. Önce ikisini çıkarttım. Sonra ikisini ve tığımda kalan 2 ilmeğin ikisini çıkarttım. Ve böylece bir tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar tığın üzerine 2 kere doladım ve hemen yanındaki çakma sık iğnenin içine batıp buraya tekrar bir tane daha üçlü trabzan yapacağım. Önce ikisini, sonra ikisini ve kalan ikisini çıkarttım. Tekrar tığın üzerine 2 kere doladım. Bir sonraki çakma sık iğnenin içine batıp buraya bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Ve şimdi burada modelimizi uygulayacağız. Tığın üzerine doladım. Batacağımız nokta bizim buradaki zincire dokunmayacağız. Bizim burada 3 tane üçlü trabzan yaptık ve buradaki boşluğa modelimizi oluşturacağız. Tığın üzerine bir kere doladım. Bakın şuradaki boşluğun içine batıp bu şekilde ilmeğimi çıkartıp ilmeğimi uzattım. Ve bu şekilde bir. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Aynı boşluğun içine batıp ikinci defa batıp ilmeğimi uzattım. 2. İlmeklerinizin boylarının aynı olmasına dikkat edin. Yaptıkça zaten eliniz alışır. İlmeklerinizi çok kısa tutmayın. İlmeğinizi uzatarak aynı boylarda bu şekilde yapacağız. 2 defa oldu. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım ve aynı boşluğun içine batıp ilmeğimi uzattım ve 3. Tekrar tığın üzerine doladım. Yine aynı boşluğun içine ilmeğimi çıkarttım ve 4. Son bir tane daha yapacağım. Bir kere daha tığın üzerine doladım ve aynı boşluğun içine batıp ilmeğimi uzattım ve 5. 5 defa tığın üzerine birer defa alarak aynı boşluğa battım. İlmeklerimi uzattım ve şimdi buraya tığın üzerindeki ilmeklerimi dokunmuyorum. Parmağımla tutuyorum burayı örmeyeceğim. Ve son burada biz 3 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen yanında gelen ilk çakma sık iğnenin içine batıp bu şekilde ipimi çıkarttım ve buraya bir tane zincir çektim. Zincir çektikten sonra bu ilmeğimi bakın şurada yaptığımız modelin arasından bu şekilde çıkarttım. Ve tekrar bu tığın üzerindeki ilmeğime dokunmuyorum. Ve bir sonraki gelen çakma sık iğnenin içine batıp buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1,
2 ve 3. Tığımda 2 ilmeğim var. Şimdi ikisini bir çıkarttım. Birinci modelimizi oluşturduk. Ve şimdi tekrar tığın üzerine 2 defa doladım. Hemen yanındaki gelen ilk çakma sık iğnenin içine batıp buraya bir tane üçlü trabzan yapacağım. Tekrar tığın üzerine 2 kere doladım. Yanındakine batıp ikinci üçlü trabzanımı oluşturacağım. 2 ve tekrar tığın üzerine doladım. Hemen yanındaki çakma sık iğnenin içine üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Ve şimdi tekrar modelimi yapacağım. Burada zincirimize dokunmayacağız. Sadece 3 tane üçlü trabzana şuradaki aradaki boşluğa modelimizi uygulayacağız. Tığın üzerine bir kere doladım. Ve buradaki boşluğa 3 tane trabzanımızın bakın şuradaki boşluğa tığımı batıp bu şekilde ilmeğimi çıkartıp ve ilmeğimi uzattım ve bir. Tekrar tığın üzerine bir kere doladım. Aynı boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp ilmeğimi aynı boyda bakın bu şekilde uzattım. 2. Tekrar tığın üzerine doladım. Aynı battığım noktaya batıp ilmeğimi uzattım ve 3. Bir kere daha ve 3. 2 kere daha yapacağız. Tığın üzerine doladım. Aynı boşluğa batıp ilmeğimi çıkarttım ve 4. Tekrar bir kere daha yapacağım. Tığın üzerine doladım. Ve son aynı boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp ilmeğimi uzattım ve 5. Şimdi bunu tığın üzerine dolayarak aynı boşluğa 5 defa battık. İlmeklerimizi uzattık ve şimdi burayı tığın üzerindeki ilmeklerimi dokunmuyorum. Parmağımla tutuyorum burayı. Ve şimdi hemen yanındaki gelen ilk sık iğnenin 3 tane burada üçlü trabzan yaptık. Ve hemen bir sonraki çakma sık iğnenin içine batıp bu şekilde ilmeğimi çıkarttım ve buraya bir tane zincir çektim. Zincirimi çektikten sonra bakın bu ilmeği hemen burada yaptığımız ilmeklerin arasından çıkarttım. Ve şimdi bir sonraki çakma sık iğnenin içine batacağım. Bakın burayı dokunmuyorum, burayı örmeyeceğim. Burayı yine parmağımla tutuyorum. Bir sonraki gelen çakma sık iğnenin içine batıp buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığımda 2 tane ilmeğim var ve ikisini bir çıkarttım. Böylece 2 tane modelimi oluşturdum. Tekrar bir tane daha model sizlerle üçüncüsünü de paylaşacağım. Tığın üzerine 2 kere doladım. Zincirimin yanındaki çakma sık iğnenin içine batıp birinci üçlü trabzanımı yapacağım. Bir sonraki çakma sık iğnenin içine battım. 2. Tekrar tığın üzerine 2 kere doladım ve yanındakine 3. üçlü trabzanımı yaptım. Ve şimdi tekrar yine modelimi oluşturacağım. Buradaki zincirimize dokunmayacağız. Sadece bu yaptığımız 3 tane trabzana buradaki aradaki boşluğa batacağız. Tığın üzerine bir kere doladım ve buradaki boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıp ilmeğimi uzattım. 1. Her batışımda tığın üzerine bir kere dolayacağım. Bunu unutmayın. 1. Tekrar yine aynı şekilde 2 3 4 ve son ve 5. Parmağımla tutuyorum tığımdaki ilmekleri ve şimdi hemen yanındaki boşluğa bir sonraki gelen çakma sık iğnenin içine batıp buraya bir tane zincir çektim. Zincirimi çektikten sonra bakın bu ilmeğimi bunların arasından çıkarttım ve tekrar bu ilmeğimi bak, buraya dokunmuyorum ve son battığım yer burası hemen yanındaki
boşluğa batıp buraya 3 tane zincir çekeceğiz. 2 ve 3. Ve şimdi tığımdaki ilmeğimle birlikte ikisini bir çıkarttım. Bu şekilde 3 tane bakın modelimizi oluşturduk. Bu şekilde tekrar tığın üzerine 2 kere dolayacağız ve zincirimizin yanından itibaren 3 tane çakma sık iğnenin içine batıp 3 tane üçlü trabzan yapacağız ve tekrar bu şekilde tığın üzerine dolayarak o trabzanlara tığın üzerine dolayarak 5 defa batacağız. Bu şekilde modelimizi yapacağız ve tekrar sıra sonuna kadar modelimizi yaparak gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son bir tane modelim kaldı. Bakın bu şekilde sırayı tamamladık. Son burada bir tane modelimiz kaldı. Onu da yapıp birleştirmesini yapacağız. Tığın üzerine 2 kere dolayacağım. Bakın şurada bizim son bir model yapma yerimiz kaldı. Buraya da modelimizi yapacağız. Tığın üzerine 2 kere doladım. İlk birinci üçlü trabzanımı yaptım. Ve tekrar yanındakine batıp 2 ve 3. 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Ve şimdi burada modelimi oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5. Son bakın şuradaki zincirin dibindeki boşluğa batıp buraya bir zincir çekip ilmeklerin arasından çıkarttım. Ve şimdi modelimi yaptım ve birleştirmesini yapacağım. Başta biz 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıp ve buraya ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde baştaki ve sondaki modeli birbirine bağladım. Birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Tığın üzerine bir kere doladım. Baştaki modelin, ilk yaptığımız modelin bakın hemen şuradaki sağdaki boşluğa batıp buraya çakma sık iğne yapacağım. 3 tane ilmeğin hepsini çıkarttım. Şimdi tekrar tığın üzerine doladım ve bizim burada modelin üzerinde 1 2 3 tane boşluğumuz var. Bunların üzerine de çakma sık iğne yapacağım. 1 2 ve buradaki boşluğa da batıyorum ve 3 tane buraya tekrar çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar tığın üzerine doladım ve hemen bakın şuradaki boşluğa, sol taraftaki boşluğa batıp tekrar buraya çakma sık iğnemi yaptım. Ve şimdi tekrar tığın üzerine dolayacağım ve şimdi diğer modelin ilk sağ taraftaki boşluğa batacağım. Ve buraya tekrar çakma sık iğne yaptım. Tığın üzerine doladım. Şimdi modelin üzerinde 3 tane boşluğumuz var. Bunlara da birer defa batıp tekrar çakma sık iğne yaptım. 1 2 ve 3. Ve şimdi tekrar tığın üzerine doladım ve modelin sol taraftaki boşluğa batıp buraya da çakma sık iğne yaptık. Tığın üzerine doladım. Şimdi diğer modele geçiyorum. Diğer modelin ilk önce bakın zincirin hemen sağ taraftaki modele göre sağ taraftaki yere batıp ve çakma sık iğne yaptım. Tığın üzerine doladım. Şimdi modelin üzerinde 3 tane boşluğumuz var. Bunlara da çakma sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Ve şimdi modelin sol tarafındaki boşluğa da çakma sık iğne yaptık. Bu şekilde çakma sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son buradaki modelin üzerine de çakma sık iğnelerimi yapıp ardından birleştirmesini yapacağız. Tığın üzerine doladım. Son modelin sağ taraftaki boşluğa batıp çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi modelin üzerinde 3 tane boşluğum var.
Bunların üzerine de çakma sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Ve şimdi modelin sağ taraftaki boşluğa yaptık çakma sık iğnemizi ve son modelin sol taraftaki boşluğun içine de batıp tekrar çakma sık iğne yaptım. Böylece her bir modelin üzerinde 5 tane çakma sık iğne olacak. Ve şimdi tekrar burada birleştirmesini yapacağım. Bizim başta 2 tane zincir çekmiştik. 1 2 onun tepesindeki 1 2 onun tepesindeki boşluğa batıp buraya ilmek kaydırma yaptım. Ve bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Tığın üzerine 2 defa doladım. Tekrar yine çakma sık iğne sırasını bitirdikten sonra buradaki modelin aynısını yapacağız. Zincirin dip noktasına değil, hemen yanındaki boşluğa, çakma sık iğne boşluğuna batıp zincirin dip noktasını atlıyorum ve buraya bir sonraki çakma sık iğnenin içine batıp buraya üçlü trabzan yapacağım. 1 tekrar tığın üzerine 2 kere aldım ve bir sonraki tekrar boşluğa batıp buraya ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar tığın üzerine 2 defa doladım ve bir sonraki boşluğa batıp tekrar üçüncü üçlü trabzanımı yaptım. Ve şimdi tekrar bu noktaya modelimi yapacağım. Tığın üzerine bir kere doladım ve buradaki trabzanlara bakın zincirime dokunmuyorum. Zincirime dokunmadan önündeki bakın trabzanların buradaki boşluğa batacağım. Tığın üzerine doladım. 1 2 3 4 ve son aynı boşluğa 5. defa batıp ve bir sonraki biz buraya 3 tane üçlü trabzan yaptık ve bir sonraki boşluğun içine batıp buraya bir zincir çekip ve ilmeklerimin arasından bu şekilde çıkarttım. Ve şimdi bir sonraki boşluğun içine tekrar batıp buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığımda 2 ilmeğim var ve ikisini bir çıkarttım. Bu şekilde birinci modeli oluşturdum. Ve tekrar tığın üzerine 2 defa doladım ve yanındaki zincirimin yanındaki boşluğa batıp birinci üçlü trabzanımı yaptım ve tekrar buraya 3 tane üçlü trabzan yapacağız. Tığın üzerine 2 defa doladım. Bir sonraki boşluğa ikinci üçlü trabzanımı yaptım. 2 ve 3 ve tekrar bu noktaya yine modelimi oluşturacağım. Tığın üzerine doladım bir kere ve buradaki bakın zincirim benim burası. Trabzanların tam buradaki boşluğa batıp buraya ilmeklerimi uzatacağım ve 5 defa batacağım. 1 2 3 4 ve son bir defa daha batıyorum ve 5. Ve şimdi burada biz 3 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen bir sonraki boşluğun içine batıp bir zincir çektim ve ilmeklerimin arasından çıkarttım. Ve şimdi bir sonraki boşluğa tekrar batıp buraya 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığımdaki ilmeğim var. İkisini bir çıkarttım. Bu şekilde bakın 2 tane tekrar bu sırada modelimi oluşturdum. Ve bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son bir tane burada modelim kaldı ve ardından birleştirmesini yapacağız. 1
2 3 tane trabzanı yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Son burada bir tane boşluğum kaldı. Onun da içine batıp bir zincir çektim ve ilmeklerin arasından çıkarttım ve şimdi burada birleştirmesini yapacağız. Baştaki bizim 3 tane zincirimiz var. 1 2 3 3. zincirin içine batıp ve buraya çıkarttığım ilmeği diğer ilmeğimin arasından çıkarttım ve bu şekilde ilmek kaydırma yaptım ve bu sırayı birleştirmesini yaptık. Şimdi model sırasını bitirdikten sonra işte tekrar bir sıra çakma sık iğne sırasını yapacağız. Şimdi tekrar başta bizim çakma sık iğne sırasını yaparken 2 tane zincir çekeceğiz. 1 ve 2. Tığın üzerine doladım. Hemen bakın modelin sağ taraftaki boşluğun içine batıp buraya çakma sık iğne yaptım. Şimdi tekrar tığın üzerine doladım ve modelin üzerinde 3 tane boşluğumuz var. Bunların da üzerine 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Bu şekilde çakma sık iğnelerimizi oluşturacağız. Şimdi tekrar modelin sol taraftaki şuradaki boşluğa batıp bu şekilde çakma sık iğnemizi yapacağız. Tekrar yine modelin üzerinde 3 tane de burada var. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar modelin sol taraftaki boşluğa batıp tekrar çakma sık iğnemi yaptım. Böylece her bir modelin üzerinde 5 tane çakma sık iğne olacak. Bu şekilde çakma sık iğnelerimizi yapacağız. Hep modelimiz birbirinin tekrarından oluşmakta. Bir sıra model, bir sıra çakma sık iğne, bir sıra model, bir sıra çakma sık iğne şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe bu şekilde gelinceye kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı yeterli yükseklikte ördüm. Sizlere hem kaç sıra gittiğimi belirteceğim, aynı zamanda ölçüsünü de vereceğim. Tam çantamızın şu model kısmından saymaya başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tam 8 tane model yaptım ve en son burada bir sıra çakma sık iğne sırasını yapmadım. 8 tane model yaparak bitirdim ve şimdi ölçüsünü de vereyim sizlere. Yükseklik çantamızın 'Bakın şuradan tabana kadar başladığımız noktadan ölçmeye başladım ve 19 santim yüksekliği var ve çantamızı tam ortalayınca ağız kısmının genişliğini de vereyim. Burası da 33 santim. Şimdi burada en son sırayı modelim yaptıktan sonra birleştirmesini yaptım. Burada şurayı tekrar birlikte yapalım. En son burada birleştirme yaptıktan sonra buraya bir tane zincir çekip tekrar zincirimin dip noktasına batacağım ve buraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar yine hemen şu aradaki boşluğa batıp tekrar sık iğne yaptım. Yine modelimizin üzerinde 3 tane boşluk vardı. Onlara da birer tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar buradaki boşluğa da batıyoruz. Sık iğne. Tekrar bir sonraki boşluğa batıp tekrar modelin üzerindeki 3 tane sık iğneyi de bu şekilde yaptım. Ve bir sonra buradaki boşluğa batıyoruz. Ve bu şekilde sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son burada modelin de sol taraftaki boşluğa da
sık iğne yaptım ve şimdi başlangıç noktama geldim. Burada ilk başta birinci sık iğneye burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Her defasında bir üst sıraya çıkarken bir zincir çekip iz kalsın istemiyorum. Onun için burada ağız kısmında ben sık iğne yapacağım. 5-6 sıra döne döne öreceğim sık iğnemi. İlk birinci sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapmadan direkt birinci sık iğneye batıp buraya tekrar sık iğne yaptım. Yani burada ilmek kaydırma yapmadan döne döne öreceğimiz için sık iğne yaptım ve buraya işaretleyici takacağım. Başlangıç noktamız belli olması için daha sonra 5-6 sıra sık iğne yaptıktan sonra tekrar bu noktada bitireceğim. Ve yine aynı şekilde devam edeceğiz sık iğne yapmaya. Bu şekilde her bir sık iğnenin içine batıp sık iğnelerimizi oluşturacağız. Tekrar bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar sıra sonuna kadar geldikten sonra yine işaretleyici noktasına geldiğiniz zaman burada hiçbir birleştirme yapmadan sık iğne işaretleyicinin olduğu noktaya da normal sık iğne yapacağız. Bu şekilde döne döne sık iğnelerimizi yapalım. 5-6 sıra sık iğnelerimizi yaptıktan sonra tekrar kaç sıra gittiğimi sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben çantamı bitirdim. Ağız kısmını tamamladım. Toplamda burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra sık iğne gittim. Ve tekrar başlangıç noktama geldim. Şimdi son burada en son bir tane sık iğne yapmıyorum. Şimdi burada ipimizi kesip birleştirmesini yapacağız. Onun için son bir kala sık iğnemi yapmayacağım. Ve burada ipimizi keseceğiz. İpimizi çıkarttık ve burada birleştirmesini yapacağım. Ve son yaptığım sık iğnenin arka tekini alıyorum ve iç kısma ipi çantanın iç kısmına aldım ve bu şekilde bakın birleştirmesini yaptık ve bu ipi çantanın içinde saklayacağım. Hemen burada bir tane düğüm atacağım. Ve bu ip aralardan saklayacağız. Buranın fazlasını keselim. İpimiz polyester ip olduğu için ucunu da yakmayı unutmayalım. Çıkmaması için. Ve bu şekilde ipimizi sabitledik. Arkadaşlar, ben çantamın içine astar yaptım. İsterseniz sizler astarlamayabilirsiniz. Astarladıktan sonra kenar halkalarımı öyle takacağım. Ben bir kenara taktım. Diğer halkayı da birlikte takacağız. Orta kapanma kısmına mıknatıslı çıtçıtımı diktim. Bu şekilde. Şimdi çantamızı tam ortalayacağız. Ortaladıktan sonra şu şekilde tam kenar kısmını bakın buluyorum. Tam ortaladım. Şu şekilde kenar kısmını kıvıracağım. İki tarafın aynı eşit olmasına dikkat ediyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra halkayı bu kısma takacağım. Önce bir tığ yardımıyla takacağım. Yeri biraz bolartacağım. Bakın bu şekilde tığ geçirdim ve bu şekilde bolartacağım.
Aynı onun tam karşı noktasına da aynı şeyi işlemi yapacağım. Yani takarken daha kolay olması için bu yüzden yapıyoruz bu işlemi. Şimdi tekrar halkayı alıyorum. İlk önce birinci kısma takacağım. Tam belirledim takacağım noktaları. Ve buraya birincisini taktım. Ve bolarttığım diğer yine aynı karşı tarafa bu şekilde taktım. Halkamızı iki tarafı da bu şekilde takacağız. Orta kapanma yerine çıt çıtımızı diktik. Dediğim gibi sizler astarlamaya da bilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Çantamızı halkaları taktıktan sonra zincirlerimizi de takabiliriz. Diğer tarafında halkasını taktım. Bakın bu şekilde çok hoş, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.